toplum kuruluşları ve medya buluşmasının ikinci toplantısı geniş bir katılımla gerçekleşti. 2012 yılında toplantıya AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Avrupa Türk Demokratlar Birliği Genel Başkanı Süleyman Çelik ve UYT'de İsviçre Teşkilatı Başkanı Emre Hasan Yılmaz hazır bulundu. Beraber cuma namazı kıldık. Mahkum kardeşlerimiz. Ardından 15'e yakın mahkum kardeşlerimiz. UYT'de Başkanı Emre Hasan Yılmaz vatandaşları selamladıktan sonra bir değerlendirme konuşması yaptı. Yabancı düşmanlığı, Türkiye'ye dönme isteği, İsviçre ve Türk makamlarıyla ilişkiler, sorunları İsviçre ve Türk makamlarına ulaştırmadaki sıkıntılar. Avrupa Türk Demokratlar Birliği, İsviçre Teşkilatı tarafından yapılan anket sonucunda İsviçre'de en çok okunan gazete olan Post gazetesi ödüllendirildi. AK Parti Milletvekili Metin Külünk, gazetemiz adına ödülü temsilcimiz Ömür Çelik'e verdi. Cezaevi görüşmelerimizin canlı şahidi Ömer Bey. Post gazetesi haber müdürü Cemil Baysal ise ödülünü UYT'de genel başkanı Çelik'in elinden aldı. Toplantıda sorunlar dile getirildi ve çözüm yolları arandı. Sayın Ekim, benim size sormak istediğim birkaç konu var. Yani bu dediklerim bütün sivil toplum kuruluşlarının sürekli başımıza gelen sıkıntılar ve soruları size yönlendiriyorum. Şimdi yaptığımız röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Bu akşam da burada gördüğümüz manzara çok güzeldi. İsviçre'deki Türk topluluğunun kendi arasında birlik ve beraberliği sağlama noktasında ne kadar gayretkeş olduğuna şahitlik ettik. Tabii ki toplum demek mesele demek. Mesele varsa toplumun dinamizmi ayakta durur. Bu akşam da burada yaklaşık 3 saat boyunca dinledik, cevap verdik. Bir kısmını not aldık. Türkiye'ye dönüşte ilgileneceğiz. Tabii dün cezaevi ziyaretimiz vardı. Cezaevi ziyaretinde kimi zaman ağladık, kimi zaman burulduk. Yapacak çok işimizin olduğunu bir kez daha gördük. İnşallah bizim dünyanın neresinde bir Türkiye Cumhuriyeti kökenli vatandaşımız varsa onlara sahip çıkma noktasında devlet olarak, millet olarak ve siyaset kurumu olarak üstümüze düşeni yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Bu konuda Sayın Başbakanımızın kararlılığı var. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımıza sahip çıkma noktasında inşallah onun gereğini yerine getirmenin bir kez daha huzuru içerisinde buradan döneceğiz. Ama yapacak çok işimizin olduğunu bir kez daha görüyorum. Almanya'dan, Avrupa genelinden de bizi izleyen çok sayıda Türk vatandaşımız var. Sizin de zaten Almanya'ya sık sık ziyaretleriniz oluyor. Almanya'da şu anda STK'lar tarafından bir imza kampanyası devam ediyor. Bununla ilgili ve bir de pasaport harçları ile ilgili Ankara'ya ulaştırılmak üzere bu harçların geri alınması ile ilgili. Geçenki toplantıdan sonra da bunu size dile getirmiştim. Ankara'ya gittiğinizde bunları ileteceğinizi belirtmiştiniz. Ankara'larımız paylaştı. Evet. Konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla çifte vatandaşlık konusu zaten bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir mesele. Dolayısıyla bütün bu vatandaşlarımızın yoğun çabaları bizim sorumluluklarımızın gereği olarak atacağımız adımlarla arzumuz ve dileğimiz çifte vatandaşlık konusunun artık gündemden müspet anlamda kalkmasını bekliyoruz. Bütün çabamız bu ama bu bir uzun süreç. Takdir edersiniz ki pasaport taşları ve askerlikle ilgili konularda da Avrupa'daki vatandaşlarımızın hassasiyetlerini her zeminde ifade ettiğimizden vatandaşlarımızın hiç şüphesi olmasın. Yani onların imzaları çok kıymetli ama buradan aldığımız bilgilerin her biri mutlak surette değerlendiriliyor. Bundan emin olsunlar. Ben İsviçre'de ilk kez bir böyle bir toplantıya katılıyorum. 8 yıldır İsviçre'deyim ama bence belki sayısız sivil toplum kuruluşu olabilir. Ama ben bunların herhangi bir birlikteliğini ya da bir organizasyonunu çok fazla şahit olamadım. Vatandaşlarımızın gerek konsoloslukla gerek büyükelçilikle genel sorunlarından bahsedildi. Bunlar hepimizin ortak sorunları.
ve bugüne kadar belki bir birliktelik olmamış olabilir ama benim bugün burada gördüğüm çok umutlu yaklaşıyorum, çok ümitli yaklaşıyorum. Bizlerin hepimizin burada ortak sorunlarının adım adım çözülmek için bazı girişimlerin olacağına inanıyorum. Ve belki de eksik olan birbirimize destek eksikliğimiz bu toplantıda belki bir adım olacak. Herkes birbirine daha sıcak, ön yargısız, hangi görüşten, hangi dinden, hangi ideolojik fikrin arkasında olursa olsun biz Türkiye Cumhuriyeti'nden buraya gelmiş vatandaşlar olarak ortak sorunlarımızın ele alınarak bir birlik beraberlik kurularak birçok sorunumuzun üstesinden gelinebileceğine inanıyorum ve bu ümit içimde doğdu. Çok teşekkür ediyorum bu organizasyonu yapan başta Emre Bey olsun, katılan vekilimiz Metin Bey olsun. Gerçekten bize milletin bir vekili, halkın içinden gelen bir insan olduğunu bize burada konuşmalarıyla kanıtladı, hissetti. Çok özür dileyerek bir yorumda bulunmak istiyorum. Belki de vatandaşımızın burada istediği, ihtiyaç duyduğu şey buydu. Bizden birinin bizim sorunlarımızla ilgilenmesi, herhangi bir hiyerarşik düzen olmadan, egolar olmadan, beyefendi, hanımefendiler olmadan gerçekten ortak bu sorunların arkasına geçip de bunu sırtlanmamak için bir harekette bulunması, bu çok önemliydi. Bizlerin burada ulaşamadığı, belki de vekilimizin çok daha altındaki insanlara rağmen vekilimiz burada bizleri dinleyip halkın sorunlarıyla birebir ilgilendi. Ve verdiği sözlerin de arkasında duracağına çok inanıyorum. Bence çok faydalı ve çok verimli bir toplantı oldu. İnşallah tekrarları olur. Kendisini ve tüm tabii ki hükümetimizden olan, vatanımızdan buraya gelip bizim sorunlarımızı dinleyecek herkesi bizim kapılarımız açık. Her zaman bekliyoruz. Bence bu toplantı çok başarılıydı. Özellikle ikinci bu tarz toplantı olmasına rağmen demek ki sorunlar bitmemiş. İlk toplantıda, ikinci toplantıda sanki bir devamı gibi. Bu ne demektir? Demek ki daha çok çalışılması gerekiyor. Yani ister UET'de olsun, ister İsviçre Türk Sosyal Demokrasi Hareketi olsun, ister herhangi bir dernek olsun, biz hep beraber o zaman bu konuları ele almamız lazım. Konuşabilmeleri lazım STK'ların bir araya gelerek. Sence bu gerçekleşiyor mu? Bence kesinlikle gerçekleşiyor. Yani bunun gerçekleştiği noktaları ben size sayayım. Geçen sene mesela 23 Nisan Sayın Cankut Yüksel'in düzenlediği 23 Nisan çok başarılı geçti. O kadar çeşitli sivil toplum kuruluşlar, okul aile birlikleri el ele bu işi başardı. Onun haricinde onun öncesi Türk Günü yapıldı mesela. 3 kere İsviçre'de, Cenevre olsun, Bern olsun, Zürich olsun, İTT altında ve çeşitli sivil toplum kuruluşlar bir arada yürütebildi. Tabii ki biraz da eksiklerimiz var ama bence doğru yoldayız. Yeter ki bunu bilmemiz önemli. Ayrıca en önemli şeyler, Sayın Külünk de bunu söylemişti. Ayrıca diğer arkadaşlar da bunu teyit etti. Mutlaka ve mutlaka gençleri almamız lazım derneklere yani. Derneklere gençlerimizi getirmezsek... Üçüncü nesil artık bu işin direksiyon başına geçmesi. Üçüncü neslinin kesinlikle geçmesi gerekiyor. Çünkü onlar teknolojiyi doğru kullanıyor. Yani az evvel hani anket yapıldı, başarılı. Tabii ki anket başarılı yapıldı. İnternet vardı. Ama bir 20 sene öncesi veya 10 sene öncesi internet falan mümkünatı var mı? Yani ancak yerel gazetelerden, Hürriyet'i vesairesini kullanarak da. O yüzden bence doğru yoldayız. Böyle de devam etmeye de kesinlikle. Yani özellikle UET'de olsun, ister Emre Bey olsun veya diğer arkadaşların mutlaka yani yönlenmesini isterim yani. Desteklerim bir de artık yani. Bir konu var. Sayın Milletvekilimiz de bunu ilettin. Irkçılıkla ilgili devletimiz burada bir hotline hat oluşturdu. Evet, bence kesinlikle. Vatandaşlarımız yani, sence yeterince burada gerekli mercilere ulaşamıyor mu? Irkçılıkla ilgili mağduriyetlerinde gerek Türkiye Cumhuriyeti gerek İsviçre hükümetinin temsilcilerine ulaşamıyor mu? Ya ulaşamıyor diye değil. Aslında şöyle bir şey var. Yani sanki böyle mesela camiye bir şey yapıldı, tamam mı? İdaredekiler ki aman biz sesimizi çıkarmayalım. Aman işte başımızı bela almayalım. Böyle biz bir sus pus halinde sesimizi duyurmuyoruz. Bence duyursanız daha iyi. Yani isterseniz Türkiye'deki kurumlar olsun veya buradaki kurumlar olsun ciddiye alınmıyormuş gibi bir hissimiz olabilir. Fakat bu birazcık anonimleşirse yani bir çağrı hattı
olursa, işte ırkçı çağrı hattı, ne bileyim, ırkçı danışma hattı diye bir şey ad verirseniz, o zaman onu illaki isim bırakma mecburiyetinde değil. Ama bir konuyu, bir vakayı başına gelen, onu siz sonra bir yani bir sisteme sokup, ondan sonra kaç tane vaka İsviçre'de mesela, misal kanton eyalinde, şurada şurada, şu camide veya şu okulda veya şu dernekte ne kadar sorun olduğunu tek tek tespit edebilirsiniz ve siz Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti olarak veya bir kurum olarak hareket edersiniz. Ama biz burada İsviçre sosyal veya sivil toplum kurumu olarak bu konuda birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü yeterince hareket edemeyiz yani. Bugün UET'de Türk basını ve sivil toplum kuruluşlarının ikinci toplantısını iştirak ettiler. Gerçekleştirdik. Güzel bir toplantı oldu. Bereketliydi, verimliydi. Katılım oldukça güzeldi. Duyarlılık vardı. Bu arada sizlere de ayrıca bu zamana kadar Cemil Baysal Beyefendi, gerek basın, gerekse münferit yapmış olduğunuz Türk toplumuna katkılarınızdan dolayı aldığınız ödül için de ayrıca teşekkür ederim. Burada izleyicilerin de biz de tebrik ediyoruz. Emekleriniz kıymetli, çabalarınız kıymetli. Bundan sonra da sizlerle birlikte, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. İnşallah bu toplantının bir üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi olacaktır. Bundan sonraki hedefimiz bu toplantının bir tanesini de Türkiye'de gerçekleştirmek. Sivil toplum kuruluşlarını Türkiye'de bir araya getirmek. Malum bir anketimiz yapılmıştı. Bu anketi peyderpey paylaşıyoruz. Bundan sonraki diğer toplantımızda da aileyle ilgili olan kısmı paylaşacağız. Özellikle tekrar katılan bütün sivil toplum kuruluşlarına, sayın vekilimize, genel başkanımıza, başkan yardımcılarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Evet, son olarak Emre Bey, hızınıza yetişilmiyor tabii, hemen önümüzde bir toplantı daha, bir etkinlik daha var. Yine bir milletvekilimiz Hakan Şükür geliyor. Evet, burada gençlerle bir araya gelecek, bir isim üzerine konuşuyorduk. Bunun için de başta Ultra Aslanlar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının gençleriyle bir istişare yaptık. Ve bunun da adını Hakan Şükür olarak koyduk. Kısmetse Hakan Şükür Beyefendi Cuma akşamı 5 Nisan'da Hilton Oteli'nde yine saat 6.30'da gençlerle ve bizlerle beraber olacak. Biz de sizlere bu zamana kadar UET'de verdiğiniz gerek Post gazetesi gerekse TGRT için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bence çok renkli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugünkü toplantının amacı zaten sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirip burada birlikte hareket nasıl edebiliriz? Bunun çalışmalarını, altyapısını yapmaktı. Bu ikinci toplantımız. Tabii ki Ocak ayında bunun ilk toplantısı yapıldı. Sağ olsun Sayın Metin Külünk Bey, İstanbul AK Parti milletvekilimiz bize eşlik etti. Bugün de o soruların cevaplarıydı aslında. Bugün yani bence bu toplantının çok güzel olduğunu, kendim adıma söylüyorum, güzel olduğunu düşünüyorum. Ve renkli geçtiğini düşünüyorum. Tabii ki aldığımız önemli sinyaller var. İnşallah ileride birlikte burada nasıl hareket edeceğiz bunları göreceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle buradaki katılımı çok çok iyi buldum. İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımızın asıl temsilcileri buradaydı. Bütün STK buradaydı, basın buradaydı ve İsviçre teşkilatımız da güzel bir program hazırlamış. Halkımızın durumunu ortaya çıkartan bir tespitte bulunmuş, anketler yapmış. Aslında her ne kadar da bu anket İsviçre'deki yaşayanlarımızı yansıtıyorsa da kısmi olarak bütün Batı Avrupa'daki vatandaşlarımızın, eğer gerçekten Avrupa'daki vatandaşlarımızın durumunu yansıtan bir anket sonuçlarıydı. Buna biz çok sevindik. UET'de bundan sonra ne yapacak diye sorarsanız, gerçi toplantı esnasında bize yöneltilen sorunun cevabını da ben gerektiği şekilde verdim. UET'de siyasi bir teşkilattır. Biz bunu 2004 yılında lanse ettik. Lobicilik yapmak için bu bulvarlarda koşuyoruz. Siyasi bir güç olma hedefimiz var. Bunu çeşitli şartları yerine getirerek yapacağız. Tüm Avrupa'da teşkilatlanacağız. Başlangıçta bazı yerlerde merkez oluşturduk ama bugünlerde artık şu anda 58 tane teşkilatımız var bütün Avrupa'da. Bunu en küçük kasabalara varana kadar yayacağız. Türkiye Cumhuriyeti kökenli vatandaşımız nerede varsa ona ulaşmayı hedefliyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. Çözebildiklerimizi çözüyoruz, çözemediklerimizi çözen kurum veya kuruluşlara havale ediyoruz ve takipçisi oluyoruz.
Şimdi UET'nin en yetkili ismi olaraktan başkana şöyle bir soru sorsam, bunu izleyicilerimiz de bizle karşılaştığımız etkinliklerden sonra bazı vatandaşlarımız soruyor. STK'lardan da bu eleştiri veya bu sorular geliyor. UET'de devlet desteğiyle mi kuruldu ve devletten maddi destek alıyor mu? Bunun cevabını isterseniz, evet, dilerseniz size de bir fırsat verelim. Aynen, devlet maddi olarak UET'yi destekliyor. Hayır efendim, çok güzel bir soru. Ben teşekkür ediyorum bu sorunuza. Bakınız, UET'd niye bu kadar isim yaptı? Niye birdenbire parladı, tüm Avrupa'da bilindi? Çünkü UET'yi kuran 50 tane kurucu üye arkadaşlarımız hem bilgi bakımından, hem deneyim bakımından, hem maddi bakımından çok çeşitlilik arz ettiği için bunların içerisinde işlemleri, öğrenciler, çalışan insanlar, gençler, deneyimli teşkilat denemeyi olan arkadaşlarımız hem madden katkıda bulunarak çok büyük rakamlar başlangıçta vererek, açık söylüyorum bu kayıtlarda vardır, ve uzun soluklu çok yüksek dozajda aidat ödeyerek bu işe başladıkları için UET'de bu şekilde birden Avrupa'da tanındı ve kabul gördü. Herhangi bir destekten dolayı değildir bu. Bundan emin olabilirsiniz.